Bu ne ya? Beyler. Saygılar. Bu ne? Erkek mi seçiyor? Ya maskelere bak, kırtasiyeden almışlar 1 lira. Ya erkekler var ya, köle gibisiniz ya. Köle gibiyiz lan. Yazık lan bize. Şuraya bak. Çok korkutucu. Gerçekten mi korkutucu? Harbiden korkutucu. Japon pornosu gibi, amına koyayım bunu. Oh. Korku filmine gelmiş gibiyim. Evet, başlayalım o zaman. Ne amına koyayım bu ya? Gelen herkes aynı mesajı atıyor. İşte aynı... orada bir tane limonu çekecektim var ya. Bak hemen farkını ortaya koyardı. Hello. Bu samimi kasmış. Hi, bu da cool. Merhaba elit, seni böyle ağır başlı. Merhaba elit ama daha böyle makaraya şey. Naber tam yavşak. Selam hödük. Heyo da işte grubun piçi. Grubun şeyi böyle tatlısı. Devam mesajı edelim. Atıyor. Bu kadar mesaj gelmesine antrenmanlıyım zaten. Normal hayattan da. Ay canım. Merhaba. Ben daha farklıyımdır bence. Önce bana cevap vermelisin. Farkını ilerleyen dakikalarda inşallah hissedebiliriz. Şeysi çok sıcak. Anneannen kaç yaşında? Ciddi olamazsınız ya. Her insanın maskesi vardır. Önemli olan bu maskeyi düşürmek. Vay, gerçekten sevdim. Birisi merhabada kaldı, inanmıyorum. Bana görüldü attı. Adamsın lan, adamsın. Şaka mı bu? Görüldü atan insanları hiç sevmiyorum. Alfa, alfa. Yok ki izlersin, Netflix'e var, Very Well izleyip. Ben hep aynı çocuğa denk geliyorum. Kusura bakmayın, diğerlerine şey oluyor. Çaça yapalım. Çaça yapalım mı? Çıkar artık şu erkekleri, çok fazlalar, ben hariç. Sevdim bu. Gülmeyin. Sevdim bu şey, sert tavrını. Gördükten sonra pişman olma da. Acaba pişman olacak mıyım? İnşallah sona öyle bir insan kalmaz. La Casa de Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Sağa çekildi. Papel olmasına komik bir insan olduğumu düşünmene sevindim. Konsept olarak çok farklı bir ortam. Samet kız var lan, gel. Starbucks'a gitmeliyiz bence. Bunun ismini de... Ne demiş o, Starbucks'a mı gitmeliyiz bence, o video sahibi? Tam da Starbucks'a gitmeliyiz bence. Bunun ismini de beğenmedim. Elemek istiyorum. Denver adında Nikli. Denver kızgın. Denver anasına babasına kızgın şu an. Birisi var. Bu baba konu koy. Şu hayat sorguladı. Da. Bak. Kim o? Çıkarım. Sen mi kaybettin? Hayır, sen çıkıyorsun. Pişman değilim. Benim de o çocuğa gözüm tutmamış. Benim de o çocuğa gözüm tutmamıştı. Gerçekten çok açık sözlüsünüz. Kız müthiş egolu ya. Olmayın abi bu kadar. Çok itici işte. Bu hep azmanlar yüzünden böyle ya. Maskeli olmak... Ah sen benim elime düşecektin ha. Dahi emin ol, şu an maskeyi çıkarsan bu sefer sen nefes alamazsın. Yok böyle bir çirkin. Aferin. Şaka mı ya? Ekran kaydı durmuş. Ama kitlemedim. Monotonluktan çıkıyor. Hey! Sence de hayat çok sıkıcı değil mi? Çok kötü bir giriş. Bence öyle. Biraz eğlence katmak gerekmiyor mu? Nasıl bir eğlence? Monotonluktan çıkacak eğlenceler. Mesela dünyayı gezmek gibi. Amca cebinde 100 lira param vardır. Ne şov yapıyorsun? Aynı şeylerde sıkışıp kaldık. Bu arada ben de spor yapıyorum uzun zamandır. Bak bu tam yıkık erkek modeli, anladın mı? Ya çok standart ya. Dur okuyacağım onları. Sıkacak eğlenceler, mesela dünyayı gezmek gibi, aynı şeylerde sıkışıp kaldık. Bu arada ben de spor yapıyorum uzun zamandır.
Burada hiç uzun zamandır spor yapan biri yok gibi yani bence. Evet, spor yapmayı sadece öküz gibi kaslar, 60 santim bicepsler olarak düşünen bir ablamız. Hiç vücutlar onu göstermiyor. Bir kadını etkilemek için ne yaparsın gibi salak bir soru. Merhaba, nasılsın? Merhaba, beynim durdu. Azaldı. Bak bu bizden. Nefessiz kalmak nedir biliyor musun? Bilemiyorum artık ne oldu. Maskeli olmak daha iyi, emin ol. Şu an maskeyi çıkarsan bu sefer sen nefes alamazsın. Yok böyle çirkinlik. Bu çocuk düzgün ilerliyor. Bu çocuk düzgün ilerliyor. Baksana ne kadar ortak yönümüz varmış. Sen de görüldü atıyorsun. Spor yapıyordum. Voleybol oynayıp uzun süre profesyonel yüzdüm ama şu sıralar göbeğimle mutluyum. Kendinle barışık. Mesela ben yapamıyorum onu. Kendinle barışık. Trole vuran, çirkin olduğunu kabul eden bir çocuk. Güzel taktiktir bu. Maskeli olmak da hem bunu söylemişti. Baksana ne kadar ortak yönümüz varmış. Sen de görüldü atıyorsun. Spor yapıyorum, voleybol oynayıp uzun süre profesyonel yüzdüm. Ama şu aralar göbeğimle mutluyum. Ha, göbekli olan birisi. Moskova'yı elemek istiyorum. Çünkü göbekliymiş gibi. İşte samimi çocuğu kaçırdın. Göbekliymiş deyip eliyor abi ya. Göbekliymiş deyip eliyor oğlum. Eleyesim geldi. Kesin de yakışıklı çocuk ha. Kaybettiğimizi düşün. Aslan gibi de çocuk vallahi. Göbeğe bak. Göbek mi lan bu? Hayırlısı olsun kardeşim Moskov. Git başka kapılara, boş ver ya. Yani işte maskeden göremiyoruz sonuçta. Ha, beğendin değil mi? Hadi öyle saçını toplarsın. Sıcak bastı şu an. Basar tabii. Komple olursak tabii ki beraber. Çıkar artık şu erkekleri, çok fazlalar. Ben hariç. Bu da kendine güvenen erkek modunda yaklaşıyor. Sevdin ama görüldü kaldım. İçki sigarayla aran nasıl? Sigara tabii ki yok. İçki bazen. Ama şimdi akşam yemeği vakti. Bence onu konuşmalıyız. Benim de o çocuğu gözüm tutmamıştı. Bak tam kıl. Spor yapıyor musun? Başlarım. Güzel cevap. Emin misin? Kapıl olursak tabii ki beraber yani. Beraber yani. Anladım. Anladım diyor, ne salak cevap. Kahve içmemiz yeterli. Yeterli. Bak chat çok adisiniz amına koyayım. Spor neye bağlı? Ben bekliyorum, birkaç kişi daha elersen daha rahat konuşuruz. Acelem yok. Lan ben gitti. Peki. Kendinden bahset. Hobilerinden. Genelde böyle yazışmalar değil, yüzde bakışlar ve konuşma. Peki bir kadın etkilemek için ne yaparsın? Genelde böyle yazışmalar değil, yüz yüze bakışlar ve konuşmaları tercih ediyorum. Böyle mal gibi. Ha, yani yüz yüze bakarak konuşmayı tercih ediyorum. Yazışma. Konuşmaları tercih ediyorum. Hayır diyorsun. Demiş. Çok cringe ama çok eğlenceli değil mi ya? Ne güvenen bir insan. Gömmek çok eğlenceli. Ama konuşmalarda önemli. Konuşmalar önemli. Hobilerinden bahset. Misin? Kılaf çıldırıyor şu an. Misin ayrı. Kolyeni beğendim. Şey yapmayın, ne olur arkadaşlar, küfür etmeyin. Yani bakın bu insanlar izliyor, ayıp oluyor. Çete bakıyorlar. Bak ben dikkat ederek konuşuyorum. Ne olur küfür etmeyin. Duruma gülün, taşak geçin, ayrı konu. Ama hakarete geçmeyin, gerek yok. Beğendim hediyeme. Teşekkürler. Evet. Özel verin abi. Hediye almayı sever misin? Hediye almayı derken sana alınması mı, ona alınması mı? Hangi anlamda söylüyor bunu? Seni etkilemek için yalan söyleyemem. İçiyorum ama senin gibi güzel biriyle daha önce hiç içmedim. İşte şu an yıkıklığını ilan ettim. Demiş birisi. Etkilendim sanırım. Yıkık tabii alacağım. Ya yok hani içki konusunda herkesin kendi tercihi tabii ki. Ben sigara kullanmadığım için yani
karşımdaki kişinin de sigara içmesini istemem tabii ki. Hani bu hem sağlık açısından hem de koku açısından pek tasnif etmiyorum bu tür şeyleri. Spordan anladım ne? Spordan soğutmak istemezsin bence. Yoksa spor... Kapı olursak tabii ki beraber yani. Ya tasnif mi? Tam bunu bekliyordum ya. Anladım, anladım ne? Spordan soğutmak istemezsin bence, yoksa sporsuz bir erkek hayatında olur. bir erkek hayatında olur. Ya illa hayatında olan bir erkeğin spor yapması gerekmiyor tabii ki. Ama Az önce göbekli yedin tabii, pişmanlık var. Helsinki'yi elemek istiyorum çünkü çok fazla her şeyi sorguluyor bence. Kim? Görüşürüz. Özür diliyorum. Bilebilir açın ya. Niye Viyana'ya kapatıyorsun? gidelim şimdi. Sık sık olmamakla birlikte içimden geçiyorsa elimden gelen en güzel hediyeyi ona vermek istiyorum. Sık sık olmamakla birlikte içimden geçiyorsa elimden gelen en güzel hediyeyi ona vermek isterim. Derim. Ben de çok böyle sık sık hediye almasını seven bir insan değilim. Özel günleri aslında hiç sevmem. Özellikle hani bir insanın bir özel güne dayatılmış olmasını bir hediye için yani. İnsanın içinden geliyorsa tabii ki almalı yani sevdiği insana. Yani düşüncelisin. Güzel fikrin beğendim. Salon sporu güzeldir ama sabah 6'da kalkıp ormanda koşu kadar zevkli bir şey yoktur. Hepimiz maskeliyiz. Peki senin bir masken var mı? Ben de kombinini beğendim. Çizme kesinlikle yakışmış. Tarz önemli. Sonuçta kesinlikle ben de tasnif etmiyorum. O yüzden Tasdif etmiyorum. O yüzden uzun. ben Tokyo'ya sanırım birçok cevap vermemişim. Çünkü bütün konuları bir yana yığmış. Bir şey söyleyeceğim. Az önce sigarayı mı bırakmış? Ve bana yazmış. Tasvip ya. Tasvip amına kodumun kelimesi diyor. Çıldırıyor herkes. Tasdif. Ne diyecektim ben? Tabii ki hepimizin maskesi var. Hani kimimiz üzgünüz, mutlu maske takıp erkekler genelde kadınlara çiçek alıyor. Peki sen bir erkeğe çiçek aldın mı? Ya bir erkeğe hiç çiçek almadım. Hani düşünüyorum saçma olduğunu. Ben kadın olarak da böyle çok çiçek hastası bir kadın değilim. Yani hani daha kalıcı hediyeleri Yani seviyorum. daha böyle tek taş işte altın, beyaz altın, pırlanta. Çiçek ne amına koyayım, soluyor gidiyor. O yüzden çiçeğin bir anlamı yok. Bana taşıyabileceğim bir hediye. Ve minimum 5.000 lira olsun. Ali Eren Bozbulut. Bunu. İkinci yayını primelemiş. No 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 no. Mr. Patrick 1 lira yollamış. Bir mazi yapalım abi demiş. Abi dur açarız onu. Berk 96. Berk 96 Prime'la abone olmuş. Hoş geldiniz. No no no. Cansınız. Teşekkür ederim. Heykel Genk 3 lira yollamış. Yeni bir parça çıkardım. Yorumlarsan sevinirim demiş. Açarız. Brom sağ ol. Tık tık. Black Sea 3. ayını Prime'le yenemiş. Yayınlar demiş. Canımsınız. Beşi bir yer. Yani çok anlamlı bir. Seviyorum. Yani tamam çiçek güzel bir şey o anlık ama hani solmayacak ve ömür boyu saklayabileceğin hediyeler bence. Ya bu mantık doğru, yanlış bir şey değil yani. Bir insanı saklayabileceği bir hediye. Yani ben kıza şey demiyorum burada. Tek taş ya da pahalı şeyler istiyor diye bir şey söylemedi ama ben kendim bir RP'sini yaptım. Bence en güzel seçim. Kesinlikle kokusu rahatsız ediyor. Kesinlikle kokusu rahatsız ediyor. İçmeyince İçmeyince ayrıca. ayrıca etkilenince yazmıyorum sanırım. Gözlerine 5 saniyeden uzun bakabilen oldu mu hiç? Olmuştur. Olmuştur. Bir insanı gerçekten etkilemek için ne yaparsın? Çok yakık konuşmalar ya abi. Yazık ben bu tokkaya cevap vermemişim. Bir insanı gerçekten etkilemek için ne yaparım? Bunu yazarak şey yapayım. Onun zaaflarını ve karşı koyamadığı şeyleri yanlış E bu yazdım. o zaman çok kolay. Bu dünyanın en kolay taktiği abi. Çözmüş kız, bug'ı bulmuş. Şeyleri tespit edip ona göre hareket Baya yazarak yaptım. ederim. Tabii ki çünkü herkesin karşı koyamadığı ve hani zayıf olduğu. Ya bana yurt dışından bir tane özel istediğim bir tür karınca getir. Ben tamamım. Bir noktası Var vardır. Ona evet. göre hareket ederim. Yani planlı şekilde.
Bayağı taktik kastı değil mi? Taktikle ilerliyor şu an. Çok yönlüsün. Ne acaba? Hobilerin ne acaba? Hobilerimin uyuşmadığı bir insanla anlaşabileceğimi sanmıyorum. Gerçekten bu videoda hobilerini anlatacak değil mi? elemek istiyorum çünkü herhalde hobilerimiz hiç uyuşmuyor. Kendisi belli etti. Görüşürüz. Hobi? Hobiler konuşuldu mu? Evet, siliyorum mesajını. Kaç kişi kaldık şu anda? 4 kişi kaldık. Şimdi durum daha kritik tabii ki. Hak veriyorum, kalıcı Sen şeylere daha içindeki en samimi çocuğu eledin lan. Hak veriyorum, kalıcı şeyler daha güzel oluyor ama bence bunun güzel, kalıcı altındakine gelmez. şeyler daha güzel oluyor ama bence bunun altındaki neden her insan bir çiçek, elbet bir gün solacağız, bunu hatırlatmak da amaç. Beğenmedi bak, felsefetik geldi ona. Viyana'yı elemek istiyorum çünkü bana çok gereksiz şairlik Ya inanılmaz. yaptı geldi. Kardeşim yolun açık olsun. Görüşürüz. Ya inanılmaz Tatlıymış bu olmuş ama. Hakkını yemeyelim. ya. Yedin Üzüldüm hakkını. gerçekten elediğime. Beyni yandı değil mi? Yetmedi orada. Ya bana iki cümle daha Bana koyamadın. sona ne kalacak gerçekten hiç bilmiyorum. Bütün yakışıkları eledim gibi. Viyana'yı siliyorum. Bütün Kaldık 3 kişi şu yakışıkları eledim. anda. Bak hala hakaret edenler var. Yapmayın oğlum. Alo. Yapmayın lan. Çok korkutucu basit okuyorsun gerçekten. Oradaki kim acaba? Beni yiyecek gibi bakıyor çünkü. Bak mesela düşünsene kocaman bir plak dolabı ve kaliteli bir şarap ve bir de şömine. Sen işini biliyorsun. Dünya dönmeyi bırakır bence. Tabii bırakır. Ne? Dünya dönmeyi bırakır bence. Vay, hem kafiyeli oldu hem gerçekten güzel. Ama plak bulamayabiliriz normal şekilde. CD çalarlar da olabilir. Ya orada plan bir esprisi var ama o plan. Spotify. Tokyo sanki biraz daha böyle eski zamana özentili gibi. Yazın bir şeyler. Benim beynim durdu şu anda çünkü. Sadece çok. Berlin'i elemek istiyorum çünkü ilk mesajına baktım çok garipti. Kim Berlin? Ay. Bana nasıl bir söz çaktı şu an? Sen kaybettin ne dedi. Gerçekten şu an Sen kaybettin mi dedi çocuk. çok sıkıntılı ana girdim çünkü Siktir amına. bütün yakışıklar elendi. Sona kim kalacak bilmiyorum. 2 kişi ve çok kritik. Dolu bir plak dolabım var. Dolu bir plak dolabım var. Sevindin. Hiç alakam bile yok. Yeme şimdi. Bekletilmeyi sevmem diyorsun ama sen bekletiyorsun. Aşırt elendin oğlum. Aa dur. Bir dakika. Konsept gereği bana bir soru sor ve şok olayım. Kaç santim? Ne diyecek ama elemelerden bahsettin. Elemek konsept gereği genel bir soru olabilir. Bana bir soru sor ve şok olayım. Genel bir soru olabilir. Zeki olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilirsin. Ben de kararsız kaldım. Bence kararında mutlu olacaksın. Oslo'yu elemek istiyorum. Ya amına ya, şu diz hareketinden belli oldu Oslan'ın bu olduğu. Çünkü mecbur bir seçim yapmak zorundayım. Kusura bakma. Son ikiye kalmak da mesele. Gerçekten çok merak ediyorum. Son maskenin içinde olacağını çok korkunç duruyor ama tabii ki. Biraz yaklaşım ben. Bu ne Ama ama? sen çok korkuyorum gerçekten. O gözleri renkliymiş. 1 dakika. İyi, gerçekten görmemiştim gözleri renkliymiş. İyi seçim yaptım gibi şu an. Bilmiyorum ama daha. Telefonu bırakabilirsin artık. Merhaba. Merhaba. Ne amına koyayım, bokla eli tutar gibi. Genç kartı öyle. Maskeyi çıkartayım. Ödül ne mi birinciye?
İşte burada ödül birbirlerinin olmak değil. Ama önce ben de sana bir soru sorayım. Tabii neden ki. Ben kaldım? Efendim? Neden ben kaldım yoksa? Neden sen kaldın? Çünkü hani ben konuşma esnasında benim düşünce yapıma uyan insanları tabii ki daha seçiyorum. Hani dış görünüşten hariç tabii ki burada kimsenin dış görünüşünü görmüyoruz. Kalkacaksın, maskeyi alacaksın, kıza takıp siktirip gideceksin orada. Dış görünüşten hariç bir insanın ilk önce beni etkilen şey konuşmasıdır tabii ki. Hani düşünce yapısı ve hani hayat felsefesidir. Çünkü senin hayat felsefesi... Hayat felsefesini sorguluyoruz şu an. Felsefeni ve konuşma tarzını kendime daha yakın gördüğüm için seni seçme gereğinde bulundum. Ama ben seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Bilmiyorum. Çok tanıdık yani tamam, gerçekten. Tekrar merhaba. Memnun oldum. İyi bir seçim yapmışsın. Ödülüm bir kahve içmek bende tabii ki. Tabii ki hepsini içebilirim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kardelen Toprak. İzlediğiniz için teşekkür. Bu kanal Kardelen Toprak. Giden arkadaşım mı? Yok. Teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Etmeyin takip. Etmeyin oğlum. Sakın. Bir tane bile takip etmesin buradan. Artık erkekler gücünü konuştursun ya. Aç biletleri. Etmeyin oğlum. Deyip ediyormuş, mesaj atıyormuş. Selam, seni YouTube'da gördüm. Evet, güzel bir konseptmiş. Yani güzel makara döndürülebilecek bir...